Yaz gününde mont giyeceğim ya da kış gününde yazlık kıyafet giyeceğim gibi kendi kararlarını, bireysel kararlarını vermeye çalışır ve sürekli bir öfke nöbeti vardır anne ile bebek arasında. Çünkü artık bireyselleştiğini anneye ya da etrafındaki insanlara göstermeye çalışır. Burada aslında burayı kolaylaştıran şeylerden bir tanesi de erken dönemde bebekle annenin arasındaki ilişkinin iyi olması. İşte sütten ayrılmayı da biz 1,5 yaşla 2 yaş arasında öneririz. Sebebi de o yeniden yapışma döneminde, yani o 2 yaş sendromunun olduğu zaman da bir de memeden ayrılma gibi bir sürece girilirse çocuk için zorlayıcı olur. Ya da tuvalet eğitimi de mesela hemen 2 yaşta değil de belki biraz daha beklenebilir. Şöyle, bizim ruhsal sistemimiz şöyle çalışıyor. Mesela ilk dönemde halledemediğin ikinci dönemde halletmeye çalışıyor. Ama birinci dönemde sıkıntı varsa o ikinci dönemdeki zinciri zaten bozuyor. Yani hayatın her döneminde krizler vardır, gelişimsel dönemler vardır ve bu hayatın normalidir ve geçirilmesi gereken bir evredir. Bugün YouTube'da ikinci videomuzda 2 yaş sendromundan bahsedeceğiz çocuklarda. Şimdi 2 yaş sendromu aslında bizim çocuklarda yeniden yakınlaşma dönemi dediğimiz bir zaman dilimi. Aynı zamanda da ayrışma, bireyselleşmeden sonra gelen bir zaman dilimi. Yani neyi kastediyorum? Çocuk bebek dünyaya geldiğinde ilk zaman anneyle kendini bir bütün olarak görür. Ama 6. aydan itibaren yumurtadan çıkma dönemi dediğimiz bir dönem var ve çocuğun artık yabancıları algıladığı, anne dışındaki ya da baba dışındaki yabancılara karşı tepki verdiği bir zaman dilimi vardır. Biz de bu dönemi bebeğin anneden uzaklaşma döneminin başlangıcı olarak tanımlarız. Bu ayrışma, bireyselleşmenin en zirve yaptığı zaman dilimi 1,5 yaş. Yani neden zirve yaptığı? Çocuk artık bağımsız olarak yürüyebiliyor. Anneden istediği kadar fiziksel olarak ayrılabiliyor. Konuşma, bu da çok önemli bir şey çünkü artık sözcüklerle anneye ihtiyaç duymadan kendi ihtiyacını ifade edebiliyor. Ya da tuvalet eğitimi artık yavaş yavaş 2 yaşta tamamlanıyor ve artık anneden bağımsız karar vermesine, hareket etmesine zemin hazırlıyor. Ve bu 1,5 yaşta müthiş bir keşif ve merak duygusu var çocukta. Bu da ayrışma, bireyselleşmeyi çok fazla ortaya koyan bir şey. Yani etraftaki her şeyi öğrenmek istiyor. Defalarca inceliyor, onları keşfediyor ve merak ediyor. 2 yaşta ise anneye tekrardan yapışma dönemi vardır çocukların. Bu dönemde o ayrışmanın zirvesinden sonra olduğu için kendi bireysel kararlarını ortaya koymaya çalışır. Artık birey olduğunu deneyimlemiştir. Yani anneden ayrı yürüyebildiğini, anneden ayrı sözcüklerle kendi ihtiyacını ifade edebildiğini fark etmiştir çocuk. 2 yaşta tekrardan anneye yapıştığında artık aralarında bir çatışma olmaya başlar ve sürekli öfke nöbeti olur. Yani bireysel olarak kendi kararını ortaya koymaya çalışır çocuk. Mesela işte mavi giymeyeceğim, kırmızı giyeceğim, işte yaz gününde mont giyeceğim ya da kış gününde yazlık kıyafet giyeceğim gibi kendi kararlarını, bireysel kararlarını vermeye çalışır ve sürekli bir öfke nöbeti vardır anne ile bebek arasında. Çünkü artık bireyselleştiğini anneye ya da etrafındaki insanlara göstermeye çalışır. Ve burada bir diğer kısım da o keşfe merak duygusu devam ettiği için çocuk sürekli bir arayış içerisindedir. Annenin de koruma içgüdüsü ya da etrafındaki insanların, yetişkinlerin çocuğu koruma içgüdüsü sürekli sınır getirir. Her engellendiğinde çocuk tekrar bir öfke yaşar ve bu engellenmeye karşı tepki verir. Anne anlamlandıramaz ya da etrafındaki yetişkinler, yani bu koruma çabası çocuk tarafından görülmez. Çocuk engellenme duygusu yaşar burada. O yüzden bu dönemde çok fazla çatışma vardır anneyle. Burada çocuğun da kendi içinde girdiği duygusal düzenleme ile ilgili, öfke ile ilgili sıkıntılar var. Orada mesela keşifte engellendiğinde müthiş bu öfke çıkar ortaya ya da kendi bireysel kararını ortaya koyduğunda, engellendiğinde çocukta çok fazla ivmeli bir öfke ortaya çıkar. Çocuğun da bunu kendi başına düzenlemesi mümkün değil. Bir yetişkinin desteğine ihtiyacı var. Eğer anne ya da etrafındaki insanlar onun öfkesi karşısında sakin kalabilirse çocuk kendi duygularını düzenlemeye öğrenir ve artık bu öfkeyi regüle edebilir hale gelir. Yani artık annenin sinesinde ya da etrafındaki insanların sinesinde bunu yumuşatır ve artık o öfke nöbetleri azalmaya başlar. Ve burada belki en önemli şey, fark edilmesi gereken, burada çocuğun bireyselliğini ortaya koymaya çalıştığı ve keşif ve merak duygusuyla bunları yapmaya çalıştığı. O yüzden sınırlar konulurken
çocuğa karşı o korumayla ilgili kısım mutlaka vurgulanmalı. Yani seni korumak için engelliyorum. Nedir işte? Hasta olmandan endişe ediyorum. Evet, bu seçtiğin kıyafet çok güzel. Hakikaten sana da çok yakışıyor ama hasta olmandan endişe ediyorum gibi. Oradaki çocuğa karşı şefkatin ortaya çıkması, öfkenin regüle edilmesine de yardımcı olur. İşte sütten ayrılmayı da biz 1,5 yaş ile 2 yaş arasında öneririz. Sebebi de o yeniden yapışma döneminde, yani o 2 yaş sendromun olduğu zamanda bir de memeden ayrılma gibi bir sürece girilirse çocuk için zorlayıcı olur. Ya da tuvalet eğitimi de mesela hemen 2 yaşta değil de belki biraz daha beklenebilir. Tam o öfke nöbetlerinin yaşandığı kısımda çocuğu birden fazla gündemle meşgul etmemek. Burada da yine 1,5 ile 2 yaş arasında sütten ayırma daha kolay olur çocuk için. Çünkü bireyselleşme çok arttığı için anneden fiziksel olarak ayrılık. Ama 2 yaşta yeniden yapıştığı için çocuk için zor olur bu. Hem anne için de zor olur. Mesela bu dönemde yapılmasını daha fazla tavsiye ederiz. Tuvalet aslında 2 yaşta da var. O öfkeyi çıkartan şeylerden bir tanesi de o. Çocuğun kendi içinde gücü hissettiği bir şey. Öncesinde çocuk mesela doydu, değil mi? Bebek doydu. Anne gidip de ağzını açıp kaşıkla yemeği verebilir. En fazla kusar falan. Ama tuvaletini çocuktan alamaz. En fazla laman yapması lazım yani. Onun dışında çocuk ilk defa gücü kendi içinde hisseder. Tuvalet kısmına geldiğinde özellik diyoruz biz buna. İlk defa gücü kendi içinde hisseder. Yani ne zaman istersem o zaman yapabilirim. Ne zaman istersem tutabilirim. O tutma ve bırakma duygusu çocuğa özellik duygusunu kazandırır. O yüzden buradaki işte baskıcı tutumlar, önceden çok erkenden öğretmeye çalışmak ya da bunun için çocuğu zorlamak, tuvalet eğitimi için, bu özellik duygusuna zarar verir. Yani bireysel karar alma süreçlerine zarar verir. Ya kişinin çok tutmasına ya da bir anda bırakmasına, işte dolayısıyla o parayla ilgili kısımlar, cimrilik vesaire, o süreçlere kadar zarar verebilir. Burada aslında burayı kolaylaştıran şeylerden bir tanesi de erken dönemde bebekle annenin arasındaki ilişkinin iyi olması. Eğer o bağlanma gerçekleştiyse bebekle anne arasında tuvalet eğitimi rahat geçer. Çünkü o çocuk ilk kısmın, şöyle bizim ruhsal sistemimiz şöyle çalışıyor. Mesela ilk dönemde halledemediğin ikinci dönemde halletmeye çalışıyor. İkinci dönemde halledemediğin üçüncü dönemde, zincirin halkaları gibi. Ama birinci dönemde sıkıntı varsa o ikinci dönemdeki zinciri zaten bozuyor. Yani zaten bağlanmayla ilgili bir sorun yaşıyorsa çocuk ayrılmayla da ilgili sorun yaşamaya başlıyor. Ya da tuvalet eğitiminde de o özellikle ilgili kısımda problem yaşamaya başlıyor. O yüzden böyle şey gibi birbirini etkiliyor. Orada çocuğun bir telafi etme çabası olur mesela tuvalet üzerinden. O bağlanmayı tekrar telafi etme çabası olur. Orayı da tamir etmek ister. İkisini birlikte halletmek ister ya da isteyebilir. Anne kendi kafasındaki çocuğa göre düşündüğü için oradaki regülasyonda daha fazla zorlanabilir. Çocuğun gerçek kendiliği değil de, gerçek duyguları değil de, annenin kafasındaki çocuk nasılsa onu projekte ediyor çocuğa. Yani onun kafasında bir çocuk var. Çalışkan mı, huysuz mu, kıskanç mı, neyse artık annenin kafasındaki, o gerçek çocuğun gerçekliğini görmez ve kendi kafasındakini çocuğa projekte eder. Dolayısıyla anne ile çocuğun ihtiyaçları birbiriyle örtüşmez. Burada da çocuk özellik olma çabasına girdiği zaman anne onun ihtiyacını göremediği için yine o kendi kafasındaki çocuğu ona dayatmaya çalışır. Bu mesela annenin kendi çocukluğunda karşılanmamış ihtiyaçları olabilir. Nedir işte? Onun çok şefkatli bir anneye ihtiyacı vardır. Çocuğuna karşı da hep şefkatli olmaya çalışıyordur. Çocuğun annesi zaten şefkatli, başka bir şeye ihtiyacı var. Mesela onaylanmaya ihtiyacı var o anda. Anne sürekli o şefkatle meşgul olduğu için onun onaylanma ihtiyacını görmez. Şimdi bu döneme karşı şey var, etiketlemeler. Yani 2 yaş sendromu dediğimizde çocuğu, anne ya da süreci etiketlemek bu kısımla ilgili daha zorlayıcı bir ilişkisel döngüye girmeye sebep olabilir. Yani hayatın her döneminde krizler vardır, gelişimsel dönemler vardır ve bu hayatın normalidir ve geçirilmesi gereken bir evredir. Nasıl ergenlik dönemi o hayatın normalinin içerisindeki bir krizdir ve halledilmesi gerekiyordur. Ya da işte ilk zamanlar anne ile ilgili o çocuğun fizyolojik durumunun düzenlenmesi bir krizdir ve düzenlenmesi gerekiyordur. 2 yaşta tıpkı bunun gibi kişinin hayatındaki bir evredir. Tamamlanması gereken normal bir süreçtir. Yani çocuğun burada tepkisel olması normaldir. Burada en önemli şey belki de annelerin, babaların ya da ailenin dikkat etmesi gereken bu dönemin özelliklerini biliyor olmak. Yani 2 yaş döneminde çocuk ne gibi fiziksel, biyolojik, işte duygusal hangi süreçlerden geçiyor ve hangi davranışları normal, bunları bilmek hem çocuğa iyi gelecektir hem ebeveynlere iyi gelecektir. O yüzden bu kısımla ilgili bilgi sahibi olmak süreci daha sağlıklı atlatmaya yardımcı olur.